Merhaba arkadaşlar, bizi izlemeye ve dinlemeye hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizi 2000'li yılların efsanevi dizisi Avrupa Yakası'na geri götüreceğiz. Şu an bile tekrarları izlenen bu dizi, dönemin en sevilen yapımlarından biri oldu ve hayatınıza unutulmaz karakterler kattı. Bugün sizinle birlikte bu dizinin karakterlerinin şu an hangi projelerde yer aldıklarını ve neler yaptıklarını inceleyeceğiz. İlk olarak Gülse Birsel'le başlayalım. Dizideki adıyla Aslı Sütçüoğlu. Dizinin ana karakterleri biri olan Aslı Sütçüoğlu, sürekli annesiyle kavga eden, kariyer ve aşk hayatında iniş çıkışlar yaşayan, çalışkan bir gazeteciydi. Aslı'yı canlandıran Gülse Birsel, aynı zamanda dizinin senaristi olarak büyük başarıları imza attı. Avrupa Yakası sonrası yazdığı diziler, sinema filmleriyle büyük komedi dünyasında kendine sağlam bir yer edindi. Yalan Dünya ve Jet Sosyete gibi projelerde de hem yazarlık hem de oyunculuk yaptı. Halen yazarlık kariyerine devam eden Birsel, son olarak sinemada Aile Arasında gibi gişe rekortmeni filmlere imza attı. Kendisine başarılar diliyor ve hep birlikte bir diğer oyuncumuz olan Engin Günaydın'a geçelim. Ve geldik efsane karakter Burhan Altıntop'a. Burhan dizinin en unutulmaz karakterlerinden biriydi. Saçları, kıyafetleri ve tuhaf esprileriyle izleyenleri kahkahaya boğuyordu. Sonra aynı adamın teki trene biniyor. Trene bindiği zaman herkes böyle garip garip bakıyor. Engin Günaydın Burhan rolüyle büyük bir çıkış yakaladı. Avrupa Yakası sonrası kariyerine tiyatroda ve beyaz perdede de devam etti. Özellikle Vivian ve İçimdeki Ses gibi filmlerde hem senarist hem de başrol olarak başarılı işleri imza attı. Netflix dizisi 10.000 Adım ve Andropoz gibi projelerde yer alarak dijital platformlarda da izleyicilerle buluştu. Günaydın'ın kendisine has mizah anlayışı ona komedi dünyasında özgün bir yer sağladı. Gelelim dizinin üçüncü ve önemli karakteri olan Binnur Kaya'ya. Dizideki adıyla Şahika Koçarslanlı. Dizinin kötü kızı Şahika Koçarslanlı, abisi Volkan'la sürekli bir çıkar ilişkisi içinde olan entrikacı ve manipülatif bir karakterdi. Binnur Kaya bu karakteriyle büyük beğeni topladı ve komedi dünyasında adını altın harflerle yazdırdı. Dizi sonrası Türk Malı, Aramızda Kalsın, Kırmızı Oda gibi projelerde de yer alarak kariyerini sağlamlaştırdı. Kırmızı Oda'daki terapist rolüyle dramatik oyunculukta da ne kadar başarılı olduğunu kanıtladı. Şu sıralar daha çok dram projelerinde görsek de Binnur Kaya komedi dünyasında hala vazgeçilmez bir isim. Dördüncü ismimiz ise Cem Yılmaz. Dizideki adı pek fark etmese de Cem rolüyle konuk oyuncu olmuştu. Komedi dünyasının devi Cem Yılmaz da Avrupa Yakası'nda konuk oyuncu olarak yer aldı. Dizide Gaffur'un kuzeni Cem karakteriyle karşımıza çıkan Cem Yılmaz her zamanki gibi komik replikleri ve esprileriyle dizinin bölümlerine renk kattı. Zaten kariyeri boyunca stand-up gösterileri, sinema filmleri ve dijital projelerle adından söz ettiren Cem Yılmaz, Avrupa Yakası sonrasında da büyük işler başardı. En son Erşan Kuneri dizisiyle Netflix'te izleyicilerle buluşan Cem Yılmaz, hem komedyen hem de senarist olarak başarısını sürdürüyor. Kendisinin kariyerinde başarılar dileyip bir sonraki oyuncumuz olan Ata Demirer'e geçelim. Ata Demirer, dizideki adıyla Volkan Sütçüoğlu, Aslı'nın müzisyen abisi olarak dizide en sevilen karakterlerinden biriydi. Müziğe olan tutkusu ve tembel yapısıyla izleyiciyi kahkahaya boğan Volkan, Ata Demirer'in performansıyla hayat buldu. Avrupa Yakası'ndan sonra Demirer sinema dünyasına adım attı ve Eyvah Eyvah serisiyle büyük bir başarı yakaladı. Komedi türünde filmler üretmeye devam eden Demirer, stand-up gösterileriyle de izleyicilerini güldürmeye devam ediyor. Son olarak Bursa Bülbülü filmiyle sinemalarda yer alan oyuncu, hem sinemada hem sahnede adından çokça söz ettiriyor. Altıncı oyuncumuz ise Hale Caneroğlu. O da dizideki adıyla Yaprak. Dizinin havalı ve kendini beğenmiş karakteri Yaprak, Volkan'ın bir dönem sevgilisi olarak izleyicinin ilgisini çekmişti. Hale Caneroğlu bu karakterle şöhret basamaklarını tırmandı. Dizi sonrası müzik kariyerine ağırlık verdi ve oyunculuk yerine
müzik çalışmalarına yöneldi. Yoga ve kişisel gelişim alanında da kendini geliştiren Caneroğlu şimdilerde hem şarkıcı olarak sahnelerde hem de kişisel gelişim koçu olarak seminerlerde yer alıyor. 7. oyuncumuz ise Tolga Çevik, dizideki adıyla Sacit Kral. Sacit Kral aslında cool ve biraz da vurdum duymaz kardeşi olarak dizide yer aldı. Tolga Çevik bu rolle çok sevildi ancak daha sonra kariyerine komedi şovlarıyla devam etti. Komedi Dükkanı ve Talk Show ile sahne şovlarında büyük bir başarı yakalayan Çevik, izleyicileri güldürmeye devam etti. Ayrıca Sen Kimsin gibi sinema filmlerinde de başrolde yer aldı. Tolga Çevik günümüzde hem sahne gösterileriyle hem de sinemadaki projeleriyle başarılı kariyerini sürdürüyor. Gelelim dizinin en sempatik karakteri olan Sarp Apak'a. Dizideki adıyla Tanrıverdi. Dizinin sonlarında katılan isimlerinden Tanrıverdi, saf ve iyi kalpli halleriyle izleyicinin sevgisini kazandı. Sarp Apak bu rolle büyük bir çıkış yakaladı ve dizi sonrası birçok projede yer aldı. Havak Yerleri, Jest Sosyete gibi dizilerdeki rolleriyle dikkat çekti. Şimdilerde dijital projelerde de karşımıza çıkan Apak, oyunculuk kariyerine aktif bir şekilde devam ediyor. Ayrıca tiyatro sahnelerinde de yer alarak sanatını daha da geniş kitlelere taşıyor. Dizideki tüm oyuncular arasında sizin favoriniz hangisiydi? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Arkadaşlar bu arada videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.